Arkadaşlar ikinci bölümle beraberiz. Necdet Yıldırım'ın yanındayız. Necdet abi, sizin bu kuşları çok merak ettik. O zaman şöyle yapalım. Buyurun kuşlarımızı, beraber, bahçemizi ve kümesimizi tanıtalım. Evet. Ondan sonra sohbetimizi tekrar burada. Şimdi dışarı çok soğuk, hava da karardı. Orada devam edelim, olur mu? Eyvallah. Böyle arkadaşlar. Böylece çıkalım. Şimdi mutfak var ofisi, burada. Ofisi. Ofisimizden çıktık. Saz da var. Bu tüfekler niçin abi? Tüfekler şimdi burada çok arazi olduğu için atmaca çok oluyor. Evet, korkutmak için. Korkutmak için sadece ses fişekleri var içerisinde. Evet, geçenlerde ses ben de ses fişekleriyle korkuyoruz. Evet, geçen ben de hepimizin yarı yakalası biliyorsun. Evet, biliyorum. Bir olaya şahit oldum arkadaşlar. Kuş yakaladı. Hani atmaca kuşu yakaladı Gökdoğan. Ve sesten korktuğu için hemen bıraktı. He, ateş ettim. Ses fişekleri zaten içindekiler. Evet. Burası yerleşmiş. Buradan çıkıyoruz ofisten, zaten burası bahçemiz. Ofis böyle arkadaşlar, bakabilirsiniz. Şimdi bahçesine giriyoruz. Burası bizim iş yerimiz. İş yerimiz burası, ofisimiz. Burası dinlenme yerimiz gündüzleri. Buradan bahçede direkt... Şurada da dinlenme yeri. Keşke şey olsaydı. Arkadaşlar muazzam bir yeri var. Bakabilirsiniz. Buradan da termal akıyor değil mi abi? Çeşme abi. Evet. Demzem. Şöyle. Demzem at arabasını falan çek. Bahçeyi çek. Burası bahçemiz. Kuş uçurduğumuz alanımız. Şöyle bir kümeslerine bir bakalım arkadaşlar. Çevirili. Kümes alanında kamera maşallah var. Var. Kümeslerin içinde şey olsun. Kamera sistemi de var arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Zaten 24 saat buradayız güvenliklerle. Evet, şimdi Necdet abi, kaç kümesin var? Şimdi şöyle söyleyeyim, normalde bir iki kümesim var. Evet. Bir de yavru, şimdi içine girdiğimiz zaman yavru kümeslerimiz var. Birkaç tane de böyle çiftleştirme yaptığımız salmalarımız var. Yani ya hasta kuşlarımızı. Özel kuşlarını. Ya özel kuşları, özel kuşlarımıza da var. Mesela şu. Bir tane de orada arkadaşlar. Bunlar salma, işte salma dedim, çift taneler. Evet. Çift tanelerimiz var. Evet. Burada da. Orası kamelya. Görüyorsunuz arkadaşlar, muazzam bir yer. Burada da çeşme var. Görüyorsunuz. Burada kuş uçar abi. Şelaleniz. Şelaleniz, çardağım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar öyle bir yer yapmış ki yani gerçekten muazzam bir şey. Evet, böyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da televizyon var. Birazdan çıkacağız. Işıklı. Süper. Getiriyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir şey. Umarım ki videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar, bir yer. Çok merak edenlere de şöyle göstereyim. Burada şu anda inşallah. Burada ne var abi? Burada siyah inciler var. Siyah, hangi siyah inciler abi? Abi işte. Anne baba mı var? Anne baba. Anne baba değil, bu anne. Anne var. Abi benim telefon arkadaşlar. Bu anne. Aldığınız anne. He, anne. Dişi. Yere bırakır mısın? Ay maşallah. Arkadaşlar siyah inci anası. Yani anaç. Bu işte en uzun. Dur abi kovalama da. Güzel bir şey yapalım. Şeyini aldılar. Elleme abi. Şu kuşun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? En uzun. Uzun fişek. Fişek tutan ödülünü aldı. Yani yavruların, o uzun giden yavruların anası bunlar, arkadaşlar. Evet, aynen öyle. Siyah incelerin annesi bu. Sesi görüyor musunuz arkadaşlar? Cibalı. Evet. Şimdi Samet Yıldırım kardeşim de bana bir erkek hediye etti. Aynı soydan? Onlardan değil. Bu da çok güzel bir kuş. Şimdi bundan bir ağız yavru alacağım. Tekrar siyah incilere döneceğim ben. Bir koalisyon yaptık Samet kardeşimle. Onun için burada şimdi yumurtadalar. Diğer kümeslere bir bakalım. Diğer kuşları tanıyalım. Şöyle. Muazzam ışık, muazzam bir yer arkadaşlar. Bakın burada kuş uçar. Fakat ben kendim gördüm. Burada yüksek olduğu için, dağın üstünde termal olduğu için
Burada bazen sis olabiliyor. Çok bazen zaten, türbülans olabiliyor. Oluyor. Kuş için. Normalde zor bir yer. Kolay gibi görünüyor. Çok güzel görünüyor ama kuş için çok zor bir yer. Ama Timur kardeşim hakkından gelir bu işin. Mücadele uçurduğu için. Zaten şimdi birazdan ona yani birazdan ona da hak vereceğiz, söz vereceğiz. Evet. Şimdi bizim damızlıklarımız burası. Böyle siz çıksanız da ben böyle kendi kamerayla girsem. Arkadaşlar. Bunlar burada orijinal kuşların var. Değil mi? Ya işte orijinal dediğin zaman kimsenin kuluçka makinesi yok. Yani eşten, dosttan, sevdiğimiz yok, abilerimizden. Değer verdiğin. Tabii tabii. Gözde kuşlarınız bu burada. Öyle sanıyorum ben. İşte elene bunlar kaldı elimizde. Evet. Arkadaşlar bakabilirsiniz. Maşallah var bu kuşların. Şöyle bir güzellikte buradaymış. Maşallah. Kuşlar belli ya. Necdet abi. Hı? Kuşlar belli ediyor kendini. Bu ne abi? Dolap mı? Buzdolabı. Buzdolabı çalışıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eczanesi. Süpermiş abi ya. Gerçekten yani yaptığın işi hakkıyla veren bir insansın abi. Ben bunu dediğim gördüm. Gibi yani ne yapıyorsam en iyisini yapıyorum. En iyisi. Burası şöyle eczan dolabı malzemeleri falan var. Evet. Kuru. Evet. Kuşlarla ilgili. Kardeşimiz bidonlardan şey yapmış arkadaşlar. Bunu ben kendim sizlere de tavsiye ediyorum. Ben gittiğimde aynen bunun gibi şeyler yapacağım yani. Yuvalıklara. Hem yavrular düşmüyor. Şimdi burası normalde cibalı. Şimdi karışık şu anda ama. Burası normalde cibalı tam damızlık. Uçmayan damızlıkların yeri. Cibalı dediğimiz ne oluyor abi? Arkaslı. Yani uçum olayını bitirdiğimiz. Evet. Artık bunlar uçmuyor. Evet. Burası da bu yan taraf bölme de biz böyle yaptık. Uçan damızlıkların. Ha, yani buradan hem uçuyorlar. Yani hem uçacaklar. Hazır hem var mı? Bunların içinde? Bunların içinde hazır var tabii. Uçan yani. Şu anda yok. Biz evet. Kapattık artık sezonu. Sezonu havayı kapattık. Havayı görmüyorum sana bugün bile. Gördüm. Sistem daha yeni yeni açılıyor. Gördüm. Yani ama kuşlarımız var. Buradaki bir erkek dikkatimi çekmişti o saz kanat. Bir bak erkek. Hangisi? Saz kanat bir tane erkek vardı abi. Slik Arap orada abi. He. Şu erkeği bize tanıtır mısın abi? Şu ya. Çok beğendim arkadaşlar. Dur bakın bakalım. Abi bu neci? Abi bunu Ercan Kaya'nın bir kardeşi var. Hüseyin miydi? Hüseyin. Hüseyin Kaya kardeşim var. Bana o 2 sene önce o hediye etti. Peki bu kuş şu uçurtmadı? Bu kuş uçurmadım ben. Bu zaten 6-7 yaşında. Bunlar ne düşüyor? Damızlık. Ben bundan 3 tane yavru uçurdum, 3'ü de oynadı. Nasıl, şimdi yapıyorlar? Bir çifte yavru havada var. Abi anlatmak lazım değil, yaşamak, yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Çok güzel. Nerede yaşayabilirler? Burada yaşayacağız abi. Bak, burada yaşayacağız. Gerçekten çok güzel yavrular veriyor. Arkadaşlar Facebook, tekrar söylüyorum. Necdet, TC, Necdet Yıldırım. Şu yavrudan geçen işte o 40 kişi dedim ya sana yemek verdiğimiz uçurduğumuş. Evet. Bu da o uçurduğum buydu. Başka. Bir üst abisiyle arkadaşlar, eşler. Arkadaşlar bunun siyah, gözleri siyah bakın. Gözleri siyah evet. Boncuk gözlü dediğim. Bunlar da bir çift çapraz işte. Bunu uçuracağım. Eke kupasına bunu uçuracağım. Evet. O zaman uçurmadım ama. Tek bir tane yavrumuz kaldı. Siyah inciden kendine damızlık olarak ayırdım arkadaşlar. Bir tek bir tane. Pratı alabilir miyiz? Oyunu mu bu? Yok. Kendi oyun açtı. İçeride. Evet. Kendi. Ben bunu kendine damızlık olarak ayırdım. Çakmak. Kirli çakmaklı. Olduğu için. Kirli severim. Kümes oyunu yani. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç uçmadan içeride. Evet. Arkadaşlar bu kuşları izlemek istiyorsanız seferlerini tekrar söylüyorum Facebook'tan TC. O Arap erkek var ya. Evet. TC Necdet Yıldırım arkadaşlar. Arap erkeği. Maşallah. Güzel atmış abi ya. Arkadaşlar bir bak. Bu da siyah inci işte. Annesi siyah inci. Annesi siyah inci? Babası o. Vay 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 vay. Bunları götürebilir miyim Necdet abi? Götüremezsin kardeşim. Niye abi? Bunları ben kendime ayırdım özel. En değerli kuşa vurmuşsun ama. En değerli kuşuma vurdum işte. Bunlar. Evet. Yumurta çektim ben yani. Kendime destekleyeyim. Gerçekten yumurta burada çektim. Paha biçilmez. Yanaştırın. Kuşlar var. Yasın. Biri renk olarak anneyi vermiş, biri de babayı vermiş. Gördün mü? Evet.
babasilik. Evet. Aynı. Abi bir de anneyi vermiş. Her zaman babayı veren dişi olur, anneyi veren erkek olur. O kadar okumadım. Evet, ben okudum. Gel. Arkadaşlar, kuşlar bu şekilde. Olurlar. Burası da havuz kümesimiz. Şöyle. Burası da. Şimdi oradan aldığımız yavruları ilk buraya koyuyoruz. Bakın. Buraya koyuyoruz. Biraz geride çekersem. İlk oradan aldığımız yavruları buraya koyuyoruz. Evet. Tek bölüm. Daha yeni. Bu oradan gelen yavruları oradan gel o zaman öbür bunları burayı geçiriyoruz. Peşine gelen yavruları buraya koyuyoruz. Yani havaya verdiğimiz yavrular burada. Grup olarak uçurduğumuz yavruları buraya koyuyoruz. Havaya verdiğimiz. Süper sistem abi ya. 2'ye 3'e ayırıyoruz ya. Evet. Yani takla atanları falan filan 2'ye 3'e ayırıyoruz. Yani hep grup uçmuyor biliyorsun. O zaman onları da 2'li 3'lü grup olarak buraya ayırıyoruz. Kuşlar teke düştüğü zaman da tek tek uçtuğu zaman da teke düşen kuşlar tek tek böyle ayrı ayrı yerlerine koyuyoruz. Evet, tam. Burası uçum kümesimiz. Evet. Güzel sistem abi ya. Burası uçum kümesimiz. Yani derecelerine göre kardeşim ne yapmış? Uçum derecesine göre burada yuva bölüm yapmış. Bölüm bölüm. Tam teke düşenler orada. Hazır. Evet, hazır teke düşenler. Ne kavga? Grup. Bir de ikili üçlü grup. Evet. Yani böyle parça parça. Evet. Havadaki uçum durumlarına uçumuna göre. Uçumuna göre ayırıyoruz. Evet. Kümeslerimiz burası. Evet. Bahçemiz burası. Evet. Böyle. Eyvallah. Evet, diğer kuşlara bakmaya gerek yok. Onlar sağma zaten. Arkadakiler zaten dediğim biraz önce bahsettik ya. Hediye verilen kuşlar. Evet. Ya da sistemini beğenmediğimiz, buraya uyum sağlamayan ya da işte bizim beğenmediğimiz, tarzımız olmayan kuşlar da arka tarafa koyduğumuz arka kümesler. Onlara gerek yok zaten. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size bu fırsatı verdiğin için. Sağ ol. Siz de. Sağ buraya olun. Da herkes gelemez. Öyle düşünüyorum. Buraya dostlarımız gelir. Kapımız herkes açık. Aynen. Herkes ama. Aynen. Bu güzellikte nasıl gelirse öyle karşına alıyor. Sıkıntı evet. Yok. Biz bu güzellikte bir video çektiğimiz için öncelikle sana teşekkür ediyorum. Sonra da Timur kardeşimizi bir tanıyalım. Timur kardeşim seni biraz tanıyabilir misin? Merhaba kardeşim. Arkadaşlar. Adım Timur. Kırşehir doğumluyum. İşte Necdet arkadaşımla beraberiz. Demin anlatmıştı. Evet. Öncelikle Kral Kuşçu TV'yi bize ekranında gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Rica ederim Bey'e. Kardeşim. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin diyoruz. Evet. Kuşçuyuz işte. Seviyoruz kuşu. Ne zamandan beri kuşçusun abi? Vallahi 69 doğumluyum. Evet. 12-13 yaşından beri kuşu seviyorum. Kuş besliyoruz işte. Teşekkür ediyorum Timur kardeşim. Sana buradaki kuşları bir sorayım. Sen mesela evliyatında da kuş uçurdun. Evet. Necdet abinin nasıl kuşçu veya buradaki kuşların derecesi nedir? Yani sen uçuruyorsun ya bunları. Evet. Vallahi sen beğeniyor musun buradaki kuşlar? Buradaki kuşlar tabii beğendiğimiz de oluyor, beğenmediğimiz de oluyor. Ama genelde şimdi biz Ankara'da Necdet Yıldırım'ı seviyorlar. Sağ olsunlar. Elinden ne gelirse gönderiyorlar. Biz de yani uçuruyoruz. Üst düzey dev kuşlar var tabii burada. Tabii canım. Üst düzey kuşlardan geliyor kuşlar zaten. Hepsi derece yapmış kuşlar. Bunları besliyoruz yani. Peki bakımı kolay oluyor mu? Uçurması bununla hakkında? Biz sevdiğimiz için bakımı o kadar zor olmuyor yani. Severek yapıyoruz biz bu işi. Severek yapıyorsun bu işi. Aynen. Sabah kalkıyoruz. Tabii oynayan olduğu zaman daha hevesli kalkıyoruz. Evet. İşte bir sabah olsa da hemen bir kalksak bir uçursak. Sevdiğin kuşlar oluyor. Tabii sevdiğimiz kuşlar oluyor. Böyle. Eyvallah. Şimdi buyurun siz de Necdet abi. Evet. Necdet Bey siz de yanına gelin. Son söylemek istediğiniz buradan büyük kuşçular arkadaşlarınız olsun. Eklemek istediğiniz biraz veya... Biraz önce şey geldi aklıma şimdi orada tam konuya geldik konu dağıldı. Bu ticaret alan arkadaş şimdi bizden de kuş alıyorlar. Her yerden kuş alıyorlar. Evet. Yani para gerçekten kolay kazanılmıyor. Yani uçuk fiyatlara falan kuşlar alıyorlar. Alacakları kuşları yerinde gelip izleyip görüp alsınlar arkadaşlar. Seyredip alsınlar. Kendilerini kandırmasınlar. Kendilerini kimseyi kandırmasın. Yani zaten onun için yani kucak dolusu para veriyorlar. Evet. Ya çok itimat etmesi lazım adama. Yani kuşlarını iyi takip etmesi lazım. İyi analiz etmesi lazım. Evet. Onun için de ya da izleyip alması lazım. İzleyip evet. Alması lazım. Anladın mı? Yani kimse zorla bir şey satmıyor. O ayrı bir konu. Kimsenin talepleri varsa, arzuları varsa, yani ihtiyaçları varsa
benim nacizane fikrim, bende de olsa dahi seyredip alsınlar. Ya da kuşları takip edip de iyi biliyorlarsa, dostlar, arkadaşlar araya soksunlar, öyle alsınlar. Evet. Evet, ben de olsa daha iyi yani. Anladım. Onun için bizim işte dediğim gibi Tümür kardeşimizle beraber buradayız. 24 saat buradayız. Ondan sonra benim işim çıktığı zaman zaten Timur kardeşim burada. Timur'un işi çıktığı zaman ben buradayım. Sabah 8'den, yani şöyle söyleyeyim, hava aydınlandıktan kararlara kadar biz buradayız. İyi bir mücadeleciyiz, iyi hırslıyız. Ondan sonra iyinin de hastasıyız. Kuşlarımızla, kümeslerimizle gördün sen zaten. Gördüm. Yerimizde burası. Bizi merak eden, bahçemizi merak eden, kuşlarımızı merak eden, gelip izlemek isteyen herkese de kapımız açık. Ondan sonra zaten yok imkanı olmayan arkadaşlar da TC Necdet Yıldırım Facebook hesabından profilime bakıp takip edebilirler. Eyvallah. Sizin evet. Sormak istediğiniz şey varsa sorun, ben yapayım. Ben zaten göreceğimi görmüştüm. Buradaydım. Evet. Biliyorsun yani, yaklaşık bir aya kadar. Ben herkesin huzurunda öncelikle Necdet Bey'e misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onun da başımın üzerinde yeri var. O başın biliyor. Başın üstünde değil de yanınızda olabiliriz. Evet. O biliyor. Buradan gel kardeşim. Timur kardeşime teşekkür ediyorum. Şimdi burada bir en büyük emek, en büyük destek, en büyük bize. Onu ayrı çekeceğiz ya. Ayrı çekmeyeceğiz. Beraberiz biz. Beraberiz. Hiç konuşturmadık ki. Konuşacak işte. Şimdi sırayı ona verir. Sözü ona verir. İkinci bölüm. İkinci, üçüncü bölüm olarak ona. Gitmen lazım. Eyvah eyvah. Şimdi burada bize bu imkanları yaratan. Abi sen tanıtmayı yapamadın. Ben tanıtacağım. Bir dakika kardeşim. Ben bak bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bize bu imkanı yaratan. Öncelikle Mehmet Erdoğan bizim patronumuza, başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Sonuçta bu evet, tesisi, bu imkanı yaratan, bize bu imkanı sağlayan, buna müsaade eden önce başkanımız Mehmet Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun. İkincisi burada emeğe geçen teknik ekibinden, peysaj ekibinden ve öncelikle her şeyden önce teknik müdürümüz Özcan Bey'e ben de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çünkü burada her şeyden önce onun emekleri var. Burada çivisiydi, çatısıydı, becesiydi, malzemesiydi, kıvırı. Onların emekleriyle bu bahçe oldu. A'dan Z'ye. Onların sayesinde oldu tabii ki. Evet. Onların için kendi ekibine, buradaki Pensaş ekibine de huzurunuzda şahsen teşekkür ediyorum. Şantiye ekibi. Tabii. Şantiye ekibi. Bunların sayesinde burayı yaptık. Evet. Ve beraber kuş besliyoruz zaten. Bizim hayrımız gayrımız yok. O kendi kümesi aşağıda, orada da kendisi besliyor ama kendisi şantiye kuşluğunda bir çıkamadı. Onu da şey yapacağız. Şimdi tanıtacağız arkadaşlar. Tanıtacağız. Selamun aleyküm ebeden ve daiman. Çok değerli bir kardeşimizdir. Biliyorum, ben birazdan zaten ifadesini alacağım.